Evet sabun ve şampuanların önünde bulunan proteinler ancak saçın üzerinde bulunan hasarı ve yıpranmış alanları zamanla doldurarak geçici bir dolgunluk, yumuşaklık verebilirler. Şampuanın içerisinde bulunan etken maddeler moleküler büyüklükleri sebebiyle saçın içine giremedikleri için saçı besleyemezler. Daha çabuk uzamasını sağlayamazlar. Olağan saç dökülmesi ömrünü tamamlamış. Saç kendiliğinden ve dış etkilerle tarama, şampuanla yıkama, fırçalama, saça şekil verme çalışmaları dökülür. Bunun yerine yeni saç çıkar, günde ortalama 100 veya bazen 200 adet saç dökülür. Yeni doğan bebekte hamilelikte görülen saç dökülmeleri kısmen olağan ve saç dökülmesi olarak sayılabilir. Yani sa dökülen saçlarda kalıtımsal özellik yani kişinin kalıtımı anne babasından gelen özellikler kişinin saç kaybına ortaya çıkan genlere sahiptir. Erkekte saç kaybı anne ve baba tarafından tek kişiden geçebileceği gibi her iki ebeveyn tarafından da saç kaybı varsa erkeğin saç kaybı yaşama yaşama riskini e, yüksektir yani ebeveynin her ikisinde varsa tabii ki daha kolay geçecek e, saç ve şampuanlarda bulunan proteinler de işte bunları korumuş oluyor. Buraya söylemiştim. Stres nedenleri saç dökülmesinde, deri hastalıklarında stres, ruhsal olaylarda. Yani stres her hayatımızın her safhasında etkili. Kişi psikolojik sıkıntılar, kişisel ve ailevi sorunlardan bir dermatolojik problem haline yansıtabiliyor.